Hanım, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Eda, aynı kuşağısı doğumlu. İstanbul'da Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Eda Hanım, direkt konuya gireceğim. Peki ya şunu yaptım da keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mıydı? Belki ne olabilirdi? Açık genel kültürü biraz şansa bırakmıştım. Yani Allah korusun şu an aldığım sonuçtan farklı da bir sonuç da olabilirdi. Ya, o durumda işler değişip hani mülakatı hak bile kazanamayabilirdim. Belki hani genel kültüre biraz daha yüklenilebilir mi? Benim açımdan evet. Bu sınavda böyle bir başarı anahtarı olsaydı ne olurdu bu? Tekrar. Kesinlikle tekrar. Çünkü bir çalıştığın, emin olun ki araya 4-5 ders girdiğinde yani muhakkak unutuluyor. Çok süre var, çok konu var. Yani her dersin kendi içinde bir matematiği var, bir sistemi var. Onun için tekrar tekrar sıkılmadan gerçekten çalıştığım bir şeyi tekrar çalışmak sıkıcı bir şey. Ama yani sabırla bunu yaptığında başarıyı elde ediyorsun. Peki motivasyonunuz düştüğünde ne yapardınız Eda Hanım? Hep şunu düşünüyordum. Sağlıklı bilmiyorum da hani o yazın sonucumu açtığımda olumsuz sonuç geldiğinde ne kadar üzüleceğimi düşünüyordum. Evet, çok farklı bir düşünceymiş. Evet, hani onu almamak için daha da ısrarla çalışmaya devam ettim. Peki, siz olumsuzu düşünerek mi motive oluyorsunuz o zaman? Evet, bu biraz da karakteristik bir özelliktir belki. Ama hani o olumsuz olan beni onu yaşamamak için daha çok çalışmaya sevk etti. Peki o zaman ilk böyle karşınıza sonuç çıktı. Ne düşündünüz, ne oldu, ailenize beraber mi baktınız? O anı bize anlatabilir misiniz? Yalnız açmıştım evet. Biri görünce şaşırdım tabii. Yani az çok güzel puan alacağımı tahmin ediyordum ama ne çalışırken ne de sonuç beklerken hiçbiri hayal bile etmemiştim. Yani hep daha iyisi muhakkak vardır diye düşünüyordum. Hep daha fazlası, daha iyisi, daha çok bileni, daha çok işte iyi çözeni. Ama yani gördüğümde şaşırdım. Hani önce biraz da geç söylememin sebebi de buydu. Hani kendi içimde bir şaşkınlığımı, açıkçası şoku da atlattıktan sonra anca benim sevdiğim diyeyim sıralamayı. Ondan sonra Erhan Hoca'ya bizzat zaten yüzle söylemek istedim. Peki Eda Hanım, akademi bu sürecin neresinde vardı? Akademi bu sürecin en başından en sonuna kadar her sürecinde vardı diyebilirim. Çünkü hani ben, tabii herkesin çalışma stili de farklıdır. Yapı olarak da daha çok dinleyerek öğrenebilen biriyim. Yani dinlediğimde benim işim kolaylaşıyor açıkçası. Hani tek başıma oturup konuda boğulup ders çalışayım çok diyebilen bir yapı da değilim. Bu hani üniversitede de böyleydi. Devam zorunluluğu olmamasına rağmen ben hep gidip dinleyerek öğrenirdim. Burada da önce dinledim. Benim işim çok kolaylaştı. Daha sonra bir konuya göz atıp çıkmış sorularda başladım. Devam ettim. Sonra daha önce de bahsettiğim gibi tekrar düşmek istemiyorum. Tekrarlarla yani işim gerçekten inanılmaz kolaylaştı akademiyle. Kilit noktası tekrarlıyorsunuz değil mi? Evet. Peki şimdi bu videoyu izleyecek olan öğrenciler var. Muhtemelen bu video onların motivasyonunu arttıracaktır. Onlar zaten onun için buradayım. Bence artacaktır motivasyonları. Onları böyle direkt hitap ediyorsunuz şu anda. Onun da tekrar bilincinde son olarak neler söylemek istersiniz? Bu süreç gerçekten zorlayıcı, sabır gerektiren ve insanı hani bir haddede umutsuzluğa sevk etmeye çok yatkın bir süreç. Ama o umutsuzluğa kapılmadan emin olun size zor olan herkese çok zor. Ya da bir gerçek sınavda bile zor geliyorsa size, gerçekten emek verdiyseniz emin olun herkese zor geliyor. Bunlar sıralama sınavı. Sıralama sınavı olduğu için daha çok sabreden, daha çok üzerine giden, yılmayan muhakkak başarıyı elde ediyor. Asla yani dediğim gibi sabrederek, sürecin sonuna kadar pes etmeden o sıralamanın içinde yer alacaksınız.